Ya Gül, dedektif. Nedir bu kadar konuşamayacağınız kadar? Ben diyecek bir şey bulamıyorum artık size. Ya patron, Aslı. Zorlamayalım olur mu? Hadi Gül, ben seni mahalleye bırakayım. İstemez. Ben kendim giderim. Teo, bir gelir misin? Teo, sen Gül'e kazayı mı anlattın? Anlatmadım. Seninle bizim evde konuşurken kendini duymuş. Şimdi anladın mı neden Aslı'ya anlatma dediğimi patron? Aslı'ya anlatacak mı peki? Söyleyeceğim diyorum. Çok uğraştım, her şeyi anlattım ama hiçbir işe yaramadı patron. Birden gözümde canavara dönmüşüm ya. Ulaşamıyorum ona, şu an nefret ediyor benden. Şu an her şeyi kazaya saklamak için yaptı. Ben hayatımda ilk defa seni anlayamıyorum Gül. Yumuşacık kalbi olan bir insansın sen. Hiç kimseye böyle kaba davrandığını görmedim. Hak ettiler. Barış'ın ne suçu var? Aslı, bir Teo'nun yanına geçer misin? Kazayı biliyorsun. Rahat bırakırsın herhalde artık bizi. Aslı'ya her şeyi anlatacağım. Öyle mi? Ben öğrenince mi aklıma geldi? Hayır Gül. Hiç aklımdan çıkmadı ki. Sadece onu bir kere daha yıkmaya cesaret edemedim. Benden nefret etmesini göze alamadım. Biliyorum bencilce. Ama onu kaybetmekten deli gibi korkuyorum. Deli gibi. Bizimle oynadınız. Aldattınız siz bizi. Şimdi karşıma geçmiş, sen bana ne anlatıyorsun? Sırf kaza yüzünden Aslı'yı kendine aşık ettin değil mi? Ortaya çıktığında seni suçlamasın diye. Teo da beni. Oh, ne güzel ya. Keşke öyle olsaydı Gül. O zaman ne Teo ne de ben bu kadar acı çekmezdik. Kariyerimin bitmesi, hapis ya da ne olacaksa bana umurumda değil. Benim tek bir korkum var. O da Aslı'yı kaybetmek. Lütfen izin ver bana. Aslı'ya ben anlatayım. Böylesin.
daha doğru olacak.